Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP 2002'de 3Y yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele etmek üzere iktidara geldi. Ben bugün yoksulluğu konuşacağım ve yoksulluğa da Adana'dan örnekler vereceğim. Değerli milletvekilleri, yoksulluğu çözecek olan tek argüman çocuklarımızın eğitimidir. Başbakan Yıldırım grup toplantısında 2019 yılına kadar Türkiye'de eğitimin tam gün olacağını ve eksiksiz uygulanacağını söyledi. Sayın Başbakan'ın bu dileğine biz de canı gönülden katılıyoruz ama Adana'da bugün eğitim ne durumda onu sormak istiyorum. Şu anda Kozan'da, Ceyhan'da ve Adana'nın bazı merkez köylerinde ne yazık ki çocuklar taşımalı eğitimden yararlanmadıkları için okula gidemiyorlar. Maliye Bakanlığı bütçe kısıtladığı için taşımalı eğitim birçok köylerimizde sonlandırılmış durumda. Aynı okula giden çocukların bir kısmı taşımalı eğitimden yararlanıp bir kısmı yararlanamıyorken aynı zamanda aynı sıraya okuyan iki çocuktan biri taşımalı eğitimden yararlandığı için okulda yemek yiyor. Diğer arkadaşı taşımalı eğitimden yararlanmadığı için yemek yiyen arkadaşını seyrediyor. Ceyhan'ın köylerinde 3 çocuğu olan bir aileden bahsedeceğim. Baba 2 çocuğunu okula gönderiyor, diğerini göndermiyor. Çünkü 2 çocuğun servis, yemek ve okul açlığı 600 lira tutuyor. 900 lira verecek parası olmayan baba çocuğunun birini eğitimden aldı. Bunu bürokratlarımıza sorduğumuzda cevapları şu: biz çocuğunu okula göndermeyen babadan alır o çocuğu yurda yerleştiririz ve okumasını sağlarız. Peki ben buradan sormak istiyorum. AKP hükümetinin bugünkü politikası çocuğunu okula gönderemeyen aileden çocuğunu koparmak mıdır? Yoksa o çocukların eğitimlerini sağlamak mıdır? Bugün yurt bulamayan çocuklarımıza biz FETÖ yurdunda kaldınız diye hesap soruyoruz. Onları işinden atıyoruz. Yetmiyor, cezaevine atıyoruz. Yetmiyor, şayet eşi devlet memuruysa onu da görevden açığa alıyoruz. Yani biz bu ailelere yok etme hukuku uyguluyoruz. Peki AKP iktidarı 14 yıldır FETÖ yurdunda kalan insanları işinden atarken niçin üniversite öğrencilerine yeterince yurt sorununu çözmüyor ve yurt yapmıyor acaba? Bu soruyu sormak sanıyorum hakkımız.